Söyle. Duydun mu? Ya bir gün, bir gün bir gündür Didem Hanım. Didem Hanım, bir gün bir gündür o çocukları niye orada yalnız bırakmışlar? Hadi onu geçtim. Oğuzhan'ı falan niye götürmemişler o küçük yaşta? O çocuklar orada ne yediler, ne içtiler? En azından biri bari kalsaydı köyde ya da çocukları da yanına alsalardı. Hadi onu da geçtim, zaman, günü birlikte gidip gelebilirlerdi. Bir dakika, götürmemelerinin nedeni o zaman çocuk belki de 5-5,5 aylık hamile ise birileri görür diye mi korktular? Yani şey, yengenin dediği doğruysa. Evet, ben öyle şüphelendim çünkü en son. Anladım, ben anladım onu söylemek En son. Söyle. Meryem Hanım'ın görmesi lazımdı. Duydun mu? Ya çocuğu götürmediler çünkü çocuk o sırada hamileydi ve o hamileliği kimsenin görmesini istemediler. Yok, ben öyle bir düşünce ben yoktu. Ama sen dediğin eğer 5-5,5 aylık hamileyse. Yok, sadece iş aracıma için gittik. Ya tamam, iş aracıma için gittim Fatmacığım da, ama o sırada çocuk eğer senin dediğin gibi gerçekten 5-5,5 aylık hamileyse, o zaman o çocuk, yani yenge, daha kuzenin Meryem soracak, senin kuzenin. Herkes soracak, bu çocuk hamile değil mi? Bak bu çocukta bir şeyler var, anlayacaklar. Kimse anlamasın diye çocuğu götürmemişsiniz. Yok, keşke yani. Keşke götüreydik dedim abi. Keşke götüreydik. Çocuk o zaman 5-5,5 aylık hamile değil mi? Keşke götüreydik. Hamile mi, hamile değil mi? Hamileydi. E tamam. Götürseydin anlarlar mıydı? Yani şeyim de öyleydi. Götürseydin anlarlar mıydı? Anlardı. Heh, ben cevabımı aldım yani. Anlardı. Sen de cevabını aldın mı Türkan? Şüphelenme yapma. Evet, bilerek götürmemişler demek ki. Nasıl? O benden daha göz açık, anlardı. Sen bir yengene sorar mısın? Sen belki onun dilinden daha iyi anlarsın. Bir yengene sor bakayım. Yenge niye götürmediniz? Yani Türkan, öyle bir şey konuşmadık aramızda yani. Götürmedik. Dört tane çocuk. Neresi yazacak? Bu konuşmakla alakası yok ki. Ben çocuklarımı... Ya konuşmakla alakası yok. O yaşlık çocukları nasıl tek başına bırakıp gittiniz? Hadi orada yangın çıksa, bir şey olsa. Her zaman çocuklar gelmiş. Yine önceki gibi. Bir hafta duruyor. Yok, tamam. Her zaman çocuklar gelmiş miydi? Alışkındı çünkü kızım. Yani çocuklar alışkındı. Şöyle, amcan da yengen de hep bu kadar ilgisiz miydi çocuklara karşı? Türkan? Kendi ağzıyla söylüyor Didem Hanım. Sen bildiğini söyle. Amcan da yengen de çocuklara karşı bu kadar ilgisizlerdi. Bak yengem de diyor kendi başlarınaydı her zaman diye. O yaştaki çocuklar, dedim ya, kendi kendilerine büyüyüp gittiler. Sen bunu şunu söyler misin? Senin şimdi hep ikisi de yalan söylüyor. Amcan da yengen de diyor ki evlendi, bir yere gitti, işte çocuk yaptı, geceleri geliyor, gündüz geliyor. Sürekli böyle değişik değişik yalanlar, aklımda tutamadım o yalanları. Yani evet. Kaçtı gitti, dolayısıyla o yüzden de işte şey gelmiyor. Çocukların bir tane çocuk fotoğrafını, komşunun fotoğrafını amcan torun diye paylaşıyor. Peki sen sağda solda araştırma yapıp bulamayınca amcana neden sormadın? Niçin sormadın, amcanla konuşmadın? Mal davasına geçtiler ya, ondan. Ya dedim ya, biz amcamla hiç... Ne yenge, anlamadım. Mal davası yüzünden. Mal davasına geçtiniz ya, ondan küstünüz ya. Yengene de... Babanla amcanın arası bozuk hiç olmuş. Hiç mal davası falan değil. Mesaj attın ya. Hiç alakası yok. Hiç alakası... 80 bulun 20 sin amcam attı diye. Evinizi yakarım diye. Evinizi yakarım diye mesaj attı amcam. Tamam, ben de onun cevabını işte verdim. Ondan işte. Ne yani, zaman mesela bunu ne zaman, da, bunu yani da ilk zamanlar. Siz başlattınız. Ben hiçbir şey söylemedim. Ya babanla amcanın arası bozuk olduğu için o yüzden mi sormak istemedin? Yo Didem Hanım, babamla olsun olmasın biz hiç konuşmazdık amcamla ya. Hiç yani öyle amcam varmış gibi değil yani. Geçen gün yayına çıkınca amcan seni tehdit etti mi? Daha sonrasında tehdit aldın mı? Sen hep şu soruyu sordun. Öldürürüm vururum. Öldürüm vururum diyormuş ya. Yaptın mı? Tehdit ettin mi? Mustafa. Kime demiş? O bayıldı mı? Ne oldu Mustafa? Kime demiş? Didem Hanım beni hiç aramadı. Ha? Beni hiç aramadı. Evet. Beni hiç aramadı. O kelimeleri söylediği kişileri biliyor o. Bir söyleyeceği varsa gelsin bana söylesin. Benim öldürülecek, vurulacak bir yerim yok. Eğer ölmek isteyiz, yani kaybetsin. O çocuğu nasıl kaybettiyse gitsin kendini kaybetsin. Amcan mı yaptı sence kaybetti çocuğu? Vallahi bilmiyorum artık yani 10 yıldır. Hani diyor ya yengeme nasıl yanında durdun diye. O nasıl durmuş yengemin yanında? Madem onun kızı değil miydi, o çocuğunu sevmiyor muydu? Nasıl durdu karısının yanında? Seni sorsun diye durdum yanında şimdiye kadar.
Elinden gelen hakkını kesin koyma. Kesin öyledir amca. Kesin öyledir. Elinden gelen hakkını koyma. Kesin öyledir. Tamam mı? Elinden gelen hakkını koyma. İstediğin iftiralar at. İstediğin şekilde oradan tehdit et beni. Tabii ki. Tamam mı? Tabii ki. İftirada, iftirayı da yalanı da en iyi sen bilirsin amca. Bunu bütün köy de bilir, herkes de bilir. Oh. Baral, baral benim kızım. Kimseye yalan söyleyecek, iftira atacak gerek... Tabii ki bravo bana. Tabii ki bana bravo. Bir şey demeyeceğim ben şimdi sana. Ya. Size de bravo amca. Size de bravo. O bravo sana köye geldiğim zaman yıldır, ben hatırlatırım. Yani çok güzel kan... Görüşelim. Buyur gel. Yarın köye geliyorum. Buyur gel. Tamam. Tamam kızım. Kime gidiyorsun köye? Buyur gel beklerim. Dedesi babam gülün eve. Yarın köye dedemi görmeye gidiyorum. Peki. Buyursun gelsin amcamı da onlar bekliyorum. Onlar mı seni çağırdı sen mi gidiyorsun? Yo ben bayram ziyaretine gidiyorum. Ha dedem. Bayram ziyaretine gidiyorsun. Peki 10 yıl boyunca amcan da yengen de susmaya devam etmişler. Sence neden sustular Türkan? İşte çocuğun ortaya çıkmasını istememişler. Demek ki yaptıklarının ortaya çıkmasını istememişler. Susmuşlar. Yoksa niye sussunlar? Kızım sen de Didem Hanım'a yardımcı ol. Jandarma yardımcı ol da çıkarıver kızım. Tamam mı? Bir çıkaramadık ya şimdiye kadar. Amca kaybeden sizsiniz. Sen söyle de nerede olduğunu bulalım Allah aşkına. Şimdiye kadar araştırmışsınız ya. Mübarek şimdiye günde. Kadar araştırmışsınız söyleyin ya. De bulalım. Şimdiye kadar araştırmışsın ya. Şimdiden sonra araştır. Söyleyin de bulalım. O yalanları söylemeseydiniz belki bulurduk. Yalanları söylemeseydiniz belki bulurduk. Hayatta olduğunu artık hiç kimse inanmıyor. Ya onlar bile inanmıyorlar. Annesi de babası da hayatta olmadığını düşünüyorlar. Çok olsaydı hayatta şu ana kadar çoktan gelirdi çıkardı diyorlar. Türkan ben şunu aynı zamanda senin evet. Adaşın, kuzenin senin adaşın. Şimdi bir hamilelik meselesi var. Hamile olduğunu bilseydi amcan yani başkasından hamile olduğunu bilseydi ne yapardı o çocuğu? Ya başkası o çocuğa zarar verdi ve hamile bıraktı diye. Daha ne yapardı amcan? Eğer başkası hamile bıraksaydı daha önce de söyledim. Amcam onu bulurdu, iliğine kemiğine kadar sömürürdü, o çocuğu da onunla evlendirirdi. Duydun mu Fatma? Evet. Peki yengen bu kadar saf biri miydi o zaman? Bütün bu yalanlara inanacak kadar, yok kayboldu gitti bana söyledi ben ona inandım, hastaneye götürdü getirmedi biriyle kaçtığını inanacak kadar saf biri miydi? Yoksa amcanla işbirliği mi yapıyor? Ya Didem Hanım 10 yıldır bu yalanları söyleyen biri saf olabilir mi ya? Bence de. Ben öyle bir kadın değildim o zamanlar diyor. Ben sadece dışarı çıkalı açıldım. Ya nasıl bir kadınmış yani şimdi annelik neyi gerektiriyor? Bir polise gidememiş mi ya? Bir bana söyleyememiş mi? Dedeme babasına söyleyememiş mi? Bunun ne alakası? Aç gözlülük ama şey açık gözlülükle şeylikle ne alakası var bunun ya? Yoldan geçene söylesen, bizim köyde yoldan geçene söylesen, benim kızım kayıp diye o götürür polise ya. Bunun açık gözlülükle alakası yok. Türkan abi anlatsana neden götüremediğini. Türkan sadece inanmıyor sana. Dışarıya açıklayamayacağım için Didem Hanım. Hamile olduğunu açıklayamayacağım için. Dışarıya? Neyi açıklayamadın? Neyi açıklayamayacağın için? Hamile olduğunu açıklayamayacağım için diyor. Kimse başına gelmedikten sonra bilemez Didem Hanım. Niye? Kızın ne suçu var? Bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Hamile olduğunu açıklayamayacağım için. Hamile olduğunu açıklasan zaten bir orta yol bulunacak biri ona ama kimin ama hamile olduğunu ya, bildiğin için. Kaçtı mesela kaçtı. Kime diyeceğim mesela? Ya bir şey söyleyeceğim. Kimin hamile bıraktığını bildiğin için açıklayamıyorsun. Hayır, açık ve net bilmiyorum, yani. Bilmiyorum. Aynen dedim onu. Evet. Aynen bu kelime. Tamam. Kimin hamile olduğunu açıklayamayacağım için. Daha doğrusu hamile olduğunu açıklayamayacağım için sustum diyor. Bak demin, Türkan. Demin 5,5 aylık hamileydi dedi. Evet. Isparta'yı da o yüzden götürmemişsiniz. Söyle Türkan'cığım. Ya Didem Hanım bu işler sadece onun kızın başına mı geliyor? Maalesef. Herkesin başına gelebilir. Evet maalesef gelebilir. İnşallah gelmez de. Hayır kızın ne suçu var ya? Belki... Kızın kaçtığı yer çok kötü bir yerdi. Belki bir şey yaptılar kıza. Hiç merak etmemiş mi? Kızın ne suçu var? Ben yerimde de yaşadım.
Çok doğru söylüyor ya. Bak 15 yaşındaki bir kız çocuğunun nasıl bir suç, yani kendi rızasıyla hamile kalmamış. Biri onu ona, hatta sen de söylüyorsun, Fatma da söylüyor. Biri 13 onu... 13 15 değil 13. 13 mü çocuk? 13 mü? 13. Nasıl 13? 99 doğumlu Didem Hanım. 14'üne yeni atlamış 13 yaşında çocuk. 15 değil. 14. 15 diyoruz biz bugüne kadar. 99 doğumlu muydu? 99 doğumlu. O zaman bir dakika ama daha yani 14 Ağustos doğumlu. Ağustos 99. Ha, 14'üne yeni girmiş. Doğru söylüyor. 13 yaşında çocuk. 13 yaşında ya. Biz 15 diyoruz. Daha 14'ünü tamamlamamış yani. Yok dedi bana.